Herkese merhaba. Çok parası olan bir yetişkin büyümeyi reddedip paralarıyla çok akıllıca şeyler yaparsa ne olur? Mesela oyuncak satın almak gibi. Bu videomuzda sizin için en havalı oyuncakları seçtik. Hadi başlayalım. German Tiger Eye Tank. Birini öldürmek zorunda olmadan bir tankı kontrol edebilmek ister miydiniz? O zaman Hanglong Exclusive Series Tiger 1'e bir göz atın. 8'de 1 ölçekli bir tank. Yani yine de oldukça büyük. Gerçek bir tank gibi gerçek kurşun atabiliyor ama bir tek havai fişeklerini. Yine de eğer rahatsız edici bir komşunuz varsa bu oyuncağı satın alıp pis işlerinizi yaptırabilirsiniz. Güçlü motorları ve parçaları sayesinde her bölgede kolayca hareket edebiliyor. Hatta silahını tam 360 derece döndürme özelliğine bile sahip. Yüksekliği de ayarlanabilir olan bu tankın birçok özelliği var. Öne monte edilmiş yedek parçalar ve biraz gerçeklik ekleyebilmek için sis cihazı gibi. Hatta telsizle ayarlanabilen ses efektleri bile var. Şarj etmesi 5 saat alıyor. Ki büyük bir sürpriz değil. Çünkü 60 kilogram çok da hafif sayılmaz. Ayrıca 700 kilogram ağırlığı bile taşıyabiliyor. 6'da 1 ölçekli versiyonunun bir arabayı çektiği bu videoya bir baksanıza. Gücüne ve ağırlığına rağmen tam bir şarjda 50 dakika boyunca duvarları aşabilirsiniz. Ateş etmek istediğinizde ise sadece bir tuşla mermileri istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Peki böyle bir şey size ne kadara mal olur? Yaklaşık 5000 dolara ihtiyacınız var. Traxxas EXO-1. Bu normal bir yarış arabası gibi görünebilir. Ama aslında normal olmaktan çok uzak. Piyasadaki telsizle kontrol edilebilen en hızlı araba. Aslına bakarsanız oyuncak diye geçen bir süper araba ama hızı saatte 190 kilometreye çıkabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse bu son hızda koşan bir çitanın 2 katı hız demek. Bu elektrikli araba benzeri ve alternatifi olmayan hızlara yükselebiliyor. Arabayı üretenlerin söylediğine göre sadece 5 saniyede 160 km bölü saniye hıza ulaşabiliyor. 4 çekerli olan bu araba kocaman fırçasız motoruyla birlikte elektrikle hareket ediyor. Bu arabayı evinizde kullanmak yerine açık bir alanda sürmeniz gerektiğini hatırlatmamıza bile gerek yok. Hatta ekstrem gücüyle baş edebilmek için bu arabayı sadece uzman bir sürücüyseniz satın almanız tavsiye ediliyor. Eline T-Rex. Pahalı bir uzaktan kumandalı helikopter olan T-Rex o kadar güçlü ki ters olarak uçabiliyor ve bir helikopterden asla beklemeyeceğiniz bazı numaraları yapabiliyor. Helikopter ters yüz olduğunda normalde hareket ettiği şekliyle hareket etmeye devam ediyor. Tabii kontrol paneli tam tersi şekilde kullanılıyor. T-Rex farklı farklı boyutlarda ve şekillerde olabiliyor. Ayrıca muhtemelen var olan en gelişmiş yarış helikopteri. Bu yüzden yeni başlayanlar için yapılmış bir oyuncak sayılmaz. Evin içinde kullanmak için bir şey arıyorsanız T-Rex 100 sizin için daha uygun olacaktır. Daha büyük modellerse dış mekanlarda kullanım için daha uygunlar. Çünkü rüzgara karşı kolaylıkla hareket edebiliyorlar. Devasa T-Rex 800 muhtemelen size 1000 dolar civarına mal olacak. Ama gerçek helikopter yarışı severler için bundan daha iyi bir alternatif yok diyebiliriz. Birçok yarış helikopterine kıyasla üstün bir kontrol kararlılığı olsa da sadece uzmanlar bunun gibi inanılmaz manevraları yapmayı başarabilirler. Arceon F6. Team Associated tarafından yaratılan bu araba muhtemelen hayatınız boyunca gerçek bir Formula 1 arabasına yakın olarak kullanabileceğiniz en yakın şey. Çocuklar için yapılmış bir oyuncak gibi görünse de asla çocuğunuz için almamanız gereken bir şey. Tabii onu kurmayı ve kullanmayı bilmiyorlarsa. Bir kit halinde geldiği için parçaları sizin birleştirmeniz gerekiyor ama bu işlerin piyasasında olan biriyseniz bu sizin için büyük bir sorun olmayacaktır. Çünkü sürücülerin kendi ayarlarını yapmaları her şekilde bekleniyor. Kütle merkezi oldukça aşağıda olan ve şık tasarımıyla özellikle belli bir yolda gitmesi için üretilen bu araba neredeyse rakipsiz. En güzel kısmı da fiyatının makul olması. Vertigo zıplama sırığı. Bu zıplama sırığı korkaklara göre değil. Vertigo zıplama sırığı 2.4 metreye kadar zıplayabilen ekstrem bir sırık. Bu sırıklar versiyon 4 isimli taşınabilir trambolinin yapımında da kullanılıyor. Havalı yaylar sayesinde zıplama sırığına hava koyabilir ya da havasını alabilirsiniz ve içerisindeki basıncı değiştirebilirsiniz. Bu sayede kullanırken elde edeceğiniz zıplama gücünü siz ayarlayabilirsiniz. Sadece bu da değil, farklı kilolardaki insanlar da içerisindeki hava basıncını ayarlayarak aynı zıplama sırığını kullanabiliyor. Yani birkaç yüz dolara bunlardan bir tane alıp bütün aile aynısını kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız yeni başlayanlardan deneyimli kullanıcılara kadar herkes için üretilmiş bir cihaz bu. Ama siz yine de cesaretiniz yoksa bu delice hareketleri yapmaya kalkmayın. Ayrıca Vertigo zıplama sırığı vücudunuzdaki farklı kas gruplarını çalıştırdığı için iyi bir kardiyovasküler egzersiz olarak görülüyor. X-Tankopter. Bir tankı uzaktan kumandayla kullanılabilir bir biçimde helikoptere oturtursanız işte ortaya bu çıkıyor. X-Tankopter, havada dolaşabilmesi ya da sert arazilerde gidebilmesi için özel olarak yapılmış bir drone. Çünkü sert arazilerin üstünden uçmak, yerden gitmek kadar eğlenceli değil.
Neredeyse hiçbir engel bu cihazın yolunda duramıyor. Eğer çok güçlü rüzgarlar varsa ve bir nedenden ötürü uçamıyorsanız, X-Tankopter her zaman lastik tekerlekleri sayesinde hareket edebilir. Hatta yaratıcılarının söylediğine göre birden fazla dengeleyicisi olduğu için havada yaşanabilecek türbülanslar bu cihazı yere kolay kolay düşüremiyor. Uçurması inanılmaz kolay diye pazarlanıyor. Bu yüzden deneyim seviyesine ya da uzaktan kumandalı oyuncak kullanımındaki başarısına bakmadan herkesin bu cihazı kolayca kullanabileceği söyleniyor. Dahası X-Tankopter'in HD bir kamerası var. Bu yüzden çektiği videoları saklayabiliyor ya da aktarıcı sayesinde canlı canlı görüntüleri izlemenizi sağlayabiliyor. Bu sayede cihazın 150-200 metre uzaklığındayken bile o an cihazda nelerin göründüğünü izleyebiliyorsunuz. Hatta özel gözlükler sayesinde cihazı sanal gerçeklik modunda bile kontrol edebiliyor ve akıllı telefonunuza uygulamayı indirip oradan kullanabiliyorsunuz. Geceleri komşularınızın çıkardığı o tuhaf seslerin nedenini keşfetmek için harika bir yol. Kullanabileceğiniz alanlar gerçekten saymakla bitmez. Tabii Ulusal Güvenlik Kurumu'nun hoşlanmayacağı bir şey yapmasanız iyi olur. PowerUp FPV. Bu cihaz dronları bir sonraki seviyeye taşıyor. Sanki bir dronun oğlu gibi ama aynı zamanda güzel sanatlar dersinizde görebileceğiniz bir şey gibi. Kağıt uçaktan yapılmış bir drone ve üstüne monte edilmiş canlı çekim yapan bir kamera. Ekranla beraber bir çift özel gözlük kullanırsanız cihazın uçarken gördüğü her şeyi anında yakalayabilirsiniz. Kağıttan bir uçağın pilotu olabiliyorken neden bir sanal gerçeklik takımı alasınız ki? Hoş değil mi? En güzel kısmı kullanımının çok kolay görünüyor olması. Görünüşe göre sadece bir kağıdı katlıyorsunuz, üstüne modülü yerleştiriyorsunuz ve görüntüleyiciye telefonunuzu koyduktan sonra uçmaya hazırsınız. Kamera akıllı telefonunuza bağlanabiliyor ve yönünü kontrol edebilmek için başınızı hafifçe sağa sola hareket ettirmeniz yeterli. Eğer bu size fazla eğlenceli geliyorsa kontrolü oyun kumandası moduyla da yapabilirsiniz. Kırılamaz olarak pazarlanıyor çünkü üstlerinde bir sürü sensör var. Ayrıca uçağınız mahvolursa her zaman yeni bir uçak katlayabilirsiniz. Sadece $50 karşılığında kağıttan uçaklar çocuk oyuncağı gibi duruyor. Su motoruyla çalışan hidrofoilli araç. Hidrofoille çalışan bu deniz aracı, su motorunun da yardımıyla suyun üzerinde çaba harcamadan süzülüyor. En önemli özellikleri şık tasarımı ve sessiz elektrikli motoru. Jetfoil'in tasarımcısı olan Kai Concepts'in iddialarına göre, bunun yapımında da lüks yarış tekerleklerinde kullanılan materyalin aynısı kullanılmış. Bu sayede jetfoil dayanıklı, hafif ve sürüklenme direncini minimize edecek şekilde tasarlanmış. Hız konusuna gelirsek saatte 40 km hıza çıkabiliyor. Bu yüzden kullanması güvenli, en azından kullanırken düşerseniz suya ineceğinizi biliyorsunuz. En iyi kısmı da şu, rüzgara ya da dalgalara bağlı olarak çalışmadığı için bu koşullar uygun olmadığında bile sörf yapabilirsiniz. Bir sürü modeli var ve hatta bazı modeller birden fazla kişinin kullanımı için tasarlanmış. 4 kişiye kadar bir grubun kullanabileceği bazı modellerde tekne kullanma derdi olmadan suyun üzerinde hareket etmeniz mümkün. Bu elektrikli sörf tahtasının fiyatı $2000'dan başlıyor ama daha yüksek kaliteli modeller çok daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Yine de paranız varsa ve suyun üzerinde havalı bir şekilde hareket etmek istiyorsanız iyi bir yatırım. King Tiger Tank. Gördüğümüz en iyi oyuncaklardan biri olan King Tiger Tank telsizle kumanda edilebiliyor. Tarih meraklıları bu tankı Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandıkları tanka mutlaka benzetecektir. İnsanları o kadar korkutan ve güçlü bir şeydi ki birçok insan onu süper silah olarak görüyordu. Bu yüzden eğer tarihi ve oyuncakları seviyorsanız bu tank tam size göre. Ayrıca normal bir tankın 1/4 biri olan bu tank gerçekten devasa. Bu 2 tonluk arabayı kolaylıkla çekebilmesi için en az 226 kilogramlık bir gücü ve çekişi olması gerekiyor. Sadece bu da değil. O kadar büyük ki 6'da 1 ölçekli bir versiyonun yanında bile bir insan küçük görünüyor. İmalatçısının iddialarına göre içerisinde onu çalıştıran 12 voltluk bir araba bataryası varmış. Ama biz içinde onu kontrol eden minik bir insan olduğu konusunda emin gibiyiz. O kadar büyük ki savaş açmak istediğiniz yerlere bunu minibüsle götürmeniz gerekiyor. Sadece polisler tarafından çevrilmemeye çalışın. Atış yaptığında silah atış sesleri çıkarabilmesi için içerisinde 2 tane hoparlör var. Ayrıca yine atıştan sonra duman çıkarabilmesi için içerisinde sis cihazı bulunuyor. Bu tank gece evinize hırsız girmesi ihtimaline karşı yatağınızın başucunda tutmak isteyebileceğiniz bir tank. Bu kötü çocuklar en az $5000'a mal oluyorlar. Bu yüzden para biriktirmeye başlasanız iyi olur. ProBot UL-19. 33 santimetrelik bu ProBot UL-19 fırçasız deniz uçağı, bir tekneyle uçağın küçük, güçlü bir melezi gibi. Pervaneleri suya batık olan bu araç, suyun üzerinde süzülüp gidiyor. Bu şekilde sürüklenme kuvveti azaltılıyor ve suyun üstünde yüksek hızlarda hareket edebiliyorlar. Bir gölün bir ucundan diğerine sadece saniyeler içerisinde gidebiliyor. Suyun üzerindeyken sadece yaklaşık 80 km hıza ulaşabiliyor.
O kadar hızlı hareket ediyor ki arkasında bıraktığı su sanki onu çevreleyen bir enerji alanı varmış gibi görünüyor. Probot UL-19'un hızı 8 numarada bahsettiğimiz Jetfoiler'ın tam 2 katı. Kabuğu fiberglass'tan yapılmış ve paletleri tamamen çıkarılabiliyor. Bu yüzden çok dayanıklı ve tekne severler için kesinlikle alınmalı dediğimiz bir oyuncak. Bunlardan en çok hangisini isterdiniz? Hayalinizdeki oyuncağı bize yorumlarda anlatmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.